Sevgili seyirciler, daha önce söylemiştik, şimdiye kadar hiç ekranlara gelmemiş, adeta gizlenmiş bir konunun dosyasını getirdik. Kont Gerilla. Türkiye'de 20 yıldır bu isimle bir gizli örgütün varlığından söz edilir. Bazı esrarengiz olaylar, faili meçhul cinayetler bu örgüte mal edilir. Ama Türkiye bir gizlilik toplumu olduğu için de hiçbir yetkili çıkıp olayın üstüne gitmez ya da bildiklerini açıklamaz. Oysa geçen ay kuşkuların hedefi olan Özel Harp Dairesi, ülkemizde pek alışık olmadığımız bir esneklikle kapılarını basına açtı ve iddiaları yanıtladı. Biz de bu vesileyle önceki yıl Avrupa'yı birbirine katan bu örgütü ele almaya karar verdik. Can Dündar bu karanlık dosyayı açtı, ortaya akıl almaz ve inanılması güç bir manzara çıktı. Çık! Burası başkentin tam göbeğinde, bakanlıklar yakınlarında kimsenin fark etmediği bir eğitim üssü. Eğitilenler özel olarak seçilmiş subay ve assubaylar. Komutanlarının tabiriyle Türk Ramboları. Doldur kafa! Her türlü silahı kullanabilen, hem paraşütçü hem dalgıç hem komando olarak yetiştirilen bir seçme birlik. Türkiye'nin en seçme birliği. Adı Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da eski adıyla Özel Harp Dairesi. Kontrgerilla adlı yarı resmi gizli örgüt, önceki yıl NATO ülkelerinde birbiri peşi sıra ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri tüm Avrupa'da aynı eğitimden geçiriliyor, aynı yöntemleri kullanıyorlardı. Türkiye'ye de kolları uzanan bu örgütün Avrupa'daki adı Gladio'ydu. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Gladio, NATO içindeki gizli bir özel harp birimiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar CIA desteğiyle NATO ülkelerinde son derece gizli özel birimler kurmuşlardı. Amaç, Soğuk Savaş'ta muhtemel bir Sovyet işgaline karşı hazırlanmaktı. Artık büyük meydan savaşları bitmiş, iç savaşlar ve gerilla mücadeleleri başlamıştı. Ona uygun bir karşı örgütlenme gerekiyordu. Gerillaya karşı kontrgerilla kuruldu. NATO bünyesinde oluşturulan birimler halktan sivilleri örgütleyecekler ve bu siviller de işgal halinde düşmanı içeriden vuracaklardı. Örgütte kesin bir gizlilik esastı. O kadar ki başbakanlar bile böyle bir kuruluştan haberdar edilmediler. İtalyanlar 1990 kışında örgütü açığa çıkarınca Avrupa'yı ayağa kaldırdılar. Örgütün Belçika'daki NATO karargahından yönetildiğini saptayıp önce Belçikalıları uyardılar. Belçika'daki Gladio Araştırma Komisyonu Başkanı Roger Lalmont, Brüksel'de Ahmet Sever'e daha sonra neler olduğunu şöyle anlattı. Örgütün varlığını İtalyan Savunma Bakanı'ndan öğrendik. Başbakanımızın bile kendi ülkemizde böyle bir örgüt olduğundan haberi yoktu. Hemen mecliste bir araştırma komisyonu oluşturduk. Tamamen olmasa da örgütün iç yüzünü gözler önüne serdik. Belgeler ortaya döküldükçe hayretler bir kat daha arttı. Kontrgerilla, komünizme karşı kurulduğu için en çok solun güçlü olduğu Akdeniz ülkelerinde örgütlenmişti. Üstelik sola karşı mücadele eden neofaşist örgütlerle işbirliği yapmıştı. 40 yıl boyunca iç savaş taktikleriyle pek çok operasyon düzenlenmiş ve en küçük bir ipucu bile bırakılmamıştı. Kimi zaman sabotajlar düzenlenip solcuların üstüne atılmış, kimi zaman da sırf halkın devlete bağlılığını artırmak amacıyla kargaşa ortamları yaratılmıştı. Belgeler incelendiğinde Türkiye'de herkesin beynini kemiren soru da cevabını buldu. Evet, örgütün Türkiye'de de bir kolu vardı ve adı da Kontrgerilla'ydı. Türkiye'yi özellikle incelemedik. Ancak NATO tarafından yönetilen gizli bir servisin varlığını keşfettik. Belçikalı generaller bu servisin varlığını hükümetten ve parlamentodan saklamışlardı. Türk meslektaşlarının da aynı şeyi yaptığına bahse girerim. Türkiye kontrgerilla sözcüğünü ilk kez 12 Mart sonrasında duydu. 1972-73 yıllarında İstanbul Ziverbey Köşkü'nde yapılan işkenceli sorgulamalarda görevliler kendilerinin kontrgerillaya bağlı olduklarını söylüyorlardı. O günlerde gözleri bağlı olarak sorgulanan bazı sanıklar daha sonra mahkemede bu kontrgerilladan söz ettiler. Bu ismi ilk telaffuz eden de bomba davası sanığı Kurmay Yarbay
Talat Turhan oldu. 1973 yılında idam talebiyle bomba davası denilen bir davada yargılanırken 12 Haziran 1973 günü bir dilekçe verdi. Dilekçenin muhatabı başbakanlıktı. Yani Naim Talu'ydu. Bilgi içinde genel kurmaya ve kara kuvvetleri kumandanına gönderdi. Dedim ki bir yeraltı örgütü sağ bir junta halinde devlet mukadderatına el koymuştur. Kendilerine kontkeller deniyor. Haklarında bir meclis araştırması yapın. Talat Turan daha sonra CIA'in Türkiye'de kontrgerilla adı altında cinayetler düzenlediği iddiasıyla parlamentoyu göreve çağırdı. Ama kulak asan olmadı. Oysa o günlerde havada gerçekten provokasyon kokusu vardı. ...12 Mart'tan 3 ay önce kimliği belirlenemeyen 6 sabotajcı Kültür Sarayı'nı yakmış ve darbenin zeminini hazırlamıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamından 2 ay önce birkaç gizli el Marmara yolcu gemisini yakmıştı. İdamlardan hemen bir ay sonra da Eminönü araba vapuru sadece deniz kuvvetlerinde kullanılan bir bombayla batırılmıştı. Ülke hiç alışmadığı türden olaylarla karşı karşıyaydı. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit daha o günlerde kontrgerillayı etkisiz hale getirmekten söz ediyordu. Bu vaatle iktidara geldi. Ancak henüz kontrgerillanın ne olduğunu bile bilmiyordu. Şüphelendiği şey çok kısa zamanda hiç beklemediği bir şekilde karşısına çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kısa bir süre önce Genelkurmay Başkanı'ndan rahmetli Semih Sancar'dan bana bir istek ulaştı. Örtülü ödenekten para isteniyordu. Örtülü ödenekte o sırada çok az para vardı ve ben mecbur olmadığım halde bunların harcanma biçimini belgelere bağlatırdım. Onun için sorma gereğini duydum. Çünkü büyükçe bir meblağ isteniyordu. Niçin isteniyor diye sordum. Özel Harp Dairesi için dediler. Oysa ben o zamana kadar Başbakanlığım sırasında olsun, Çalışma Bakanlığım sırasında olsun böyle bir kuruluştan haberdar olmamıştım. Bütçeye baktırdım. Bütçede Özel Harp Dairesi diye bir kuruluşun adı geçmiyor. Onun üzerine bu kuruluş hakkında bilgi istedim. Bana ve rahmetli Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Başbakanlık konutunda bir öz sunuş, briefing düzenlendi. Ve orada anlatılanlardan ikimiz de, rahmetli Işık da ben de dehşete kapıldık. Askerler bu briefingde Ecevit'e özel timlerden, vatansever gönüllülerden ve ülkenin her yanında toprağa gömülü silahlardan söz ettiler. Ecevit bunları dinledikçe irkildi. Şimdiye kadar parasını nereden sağlıyordu bu örgüt diye sordum. Amerikalılar gizli bir ödenekten veriyorlardı dendi. Tabii o zaman büsbütün kuşkularım arttı. Peki nerede bu kuruluş, nerede çalışıyor dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında çalışıyor dendi. Faili bir türlü ortaya çıkmayan bazı esrarengiz olaylar oluyordu Türkiye'de. Tabii kafamda bunlarla Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısı arasında bağlantı kuruldu. İşte tam bu aşamada Kıbrıs Barış Harekatı patladı. Özel Harp Dairesi yıllardır Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nı örgütlüyordu. Ecevit olayın üstüne gidemeden iktidarı kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bir daha katiller hükümetçe korunmayacak. Karaoğlan Türkiye'de yeniden umut olduğunda yıl 1977 idi. Cephe hükümetlerinin baskısı altında Ecevit ve Türk solu hızla iktidara yürüyordu. İşte kanlı 1 Mayıs tam bu aşamada yaşandı. Taksim Meydanı'nda toplanan yarım milyon insanın üstüne kim oldukları bilinmeyen kişilerce kurşun sıkıldı. 34 kişi öldü, 126 kişi yaralandı. O zamanki Intercontinental Oteli denilen, şimdi Marmara adlı otelin bir odasında karanlık güçlerin elemanları, artık ona siz kim derseniz deyin, kim derseniz deyin, karanlık güçlerin elemanları film çekmişler. Bu film genelde benim kanıma göre, ki bunu yazdım da, suçluları saptamak,
için yapılmamış. Bu film orada provokasyon görevi verilen kışkırtıcı ajanların bu görevi ne ölçüde yapıp yapmadıklarını saptamak için yapmışlar. Çünkü ajanlar orada sapladıktan sonra bir beş başka eylemde daha büyük işlerde kullanılmak söz konusu. Çok esrarengiz bir olaydı. Ben bu özel harp dairesinin sivil uzantısının o olaylarda provokatör rolü oynamış olabileceğini düşündüm bir olasılık olarak. Tabii elimde belge yoktu. Aslında Ecevit'in elinde bazı belgeler vardı. Kontrgerilla'nın talimnamelerini bulmuştu. Bu belgelerde örgütün köylere kadar nasıl yayılacağı şemalarla anlatılıyordu. Kontrgerilla gereğinde terör yaratmaktan kundakçılığa kadar pek çok eylemler düzenleyecek, ancak bunları yaparken yasal statüye sahip olmayacaktı. Bunun üzerine Ecevit kanlı 1 Mayıs'tan tam bir hafta sonra İzmir'deki bir mitingde ilk kez kamuoyuna bir ipucu verdi. Devlet içinde ama devletin denetimi dışındaki bir örgütten söz etti. Kontrgerilla artık dillerdeydi. Ama Ecevit bu açıklamasının cevabını çok kısa bir süre sonra aldı. İzmir mitinginden tam 20 gün sonra izini sürdüğü örgütün hedefi oldu. Bir patlama sesi duyduk ve bize yardımcı olan arkadaşımız Mehmet İsvan'ın yaralandığını gördük. Doktorlar o zamana kadar Türkiye'de adı sanı duyulmamış bir füze buldular Mehmet İsvan'ın bacağında. Fakat bu da inkar edilmek istendi. Bunu kullanacak silah Türkiye'de yoktur dendi. Sonra bulunduğu anlaşıldı. Ve gizlice havaalanında görevli polislerden birine verildiği anlaşıldı. Yıllarca üstüne yürüdüğüm halde bu olay örtbas edildi. Ecevit'in kıl payı kurtulduğu bu suikasta kullanılan silah İzmir Emniyeti'ne aitti ve Amerikan menşeliydi. Tetiği çekense bir polis memuruydu. Yargılandı ve tedbirsizlikten 3 ay hapis yattı. Ülke sayısız faili meçhul cinayet, nice karanlık suikast ve kanlı bir iç savaşla hızla 12 Eylül'e doğru yürüyordu. Provokasyon olduğundan kuşkulanılan Çorum ve Maraş olaylarında yüzlerce insan öldü. Namlular Abdi İpekçi gibi masum ama onurlu hedeflere döndü. İpekçi'nin katili ülkücü Mehmet Ali Ağaca, tutuklu olduğu İstanbul'un en büyük askeri garnizonundan rahatça kaçırıldı. Aynı günlerde Aydınlık Gazetesi, Kontrgerilla'nın MHP ile işbirliği içinde çalıştığını gösteren bir dizi belge yayınlıyordu. Bu işbirliğinin bir başka tanığı ise Başbakan Ecevit oldu. Benim için verilen bir yemekte bir generalin özel harp dairesinde vaktiyle çalışmış olduğunu anladım. Onun üzerine işte kim bu konuyla ilgili bilgili kim varsa bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Kuşkularımı belirttim. Bu dairenin sivil uzantısı hakkında kuşkularımı. Bana güvence verdi general. Hayır, hiç merak etmeyin, bu katiyen sakıncalı biçimde kullanılmaz diye. Ben de dedim ki peki, ama varsayalım burada falan partinin ilçe başkanı da bu örgütün ömür boyu görevli vatanseverlerinden biri olamaz mı dedim. Ve general evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. Ecevit'in sözünü ettiği parti MHP'ydi ve Sarıkamış'ta MHP'nin ilçe başkanı özel harp dairesinin sivil görevlileri arasındaydı. Yıllar sonra Alparslan Türkeş kendisinin özel harp dairesinde görev alıp almadığı sorusuna yorum yapamam diye yanıt verecekti. Ancak merakla beklenen yanıt Amerika'dan geldi. Eski CIA Başkanı William Colby Türkiye'de de Gladio benzeri bir örgüt bulunduğunu açıkladı ve CIA, Türkiye'nin komünistlerin eline düşmemesi için bazı antikomünist kuruluşları desteklemiş olabilir, dedi. Sayın Evren, Genelkurmay Başkanlığı'na atanır atanmaz, ona da bu konudaki bütün bilgilerimi aktardım. Ve mutlaka bu örgütü bir demokratik hukuk devletine yaraşır bir çerçeve içine almak gerektiğini belirttim ve bunu kendisine bir görev olarak verdim. O da bunu yapacağı sözünü bana verdi. Daha sonraki görüşmelerimizde de hep sordum ne yapıyorsunuz diye. O da bana her seferinde hiç merak etme, bu konuyu hallettik, hallediyoruz diye güvence veriyordu. Fakat bu öylesine gizli bir örgüt ki gerçekten önlem alındı mı alınmadı mı onu saptamak bile zor. Kenan Evren yıllar sonra emekli olduğunda verdiği bir demecinde
Ben izin vermedim ama haberim olmadan özel harp dairesi belki bazı olaylarda yer almıştır diyecekti. 1977'de hedef Ecevit'ti, 1988'de namlular Turgut Özal'a döndü. Herkes tetiği çeken ülkücü Kartal Demirağ'ın arkasındaki örgütü ararken Demirağ eğitimini nerede yaptığını 32. güne şöyle açıklamıştı. Türkiye'nin belirli yerlerinde kamplar vardı ama onlar gizliydi. Emekli ordu mensupları eğitiyorlardı gençleri. Adam eğitim görmüş, kendisi komando zaten. Bizim gençleri eğitiyor. Suikast olayını soruşturan müfettişlerse Kartal Demirağ'ın memleketi olan Daskırı'da sol hareketleri önlemek için 1974-77 yılları arasında bir kontrgerilla örgütü kurulduğunu ortaya çıkardılar. Demirağ'ın da bu örgütün yetişmiş bir elemanı olduğu saptandı. Ancak tam bu aşamada aldıkları bir tehditle soruşturmayı bıraktılar. Kontrgerilla bir kez daha gün ışığından kurtulup yeraltının karanlık dünyasına daldı. Türkiye'de bazı şeyler devlet tarafından söylenmez, itiraf edilmez. Aslında söylemekte hiçbir sakınca da yoktur. Yani devletler hata yaparlar, pekala bunları itiraf da etmeliler. Ama biliyorsunuz Türkiye hiç hata yapmaz. Şimdi gözler o hiç hata yapmayan devletin üzerinde. Yüzlerce iddia yanıtlanmayı bekliyor. Ya İtalya'daki gibi cesur bir savcı veya Belçika'daki gibi güvenilir bir meclis bulunursa 40 yıllık bu örtü Türkiye'de de kaldırılacak ve ülkenin siyasal tarihi yeniden yazılacak. Herhalde bu tablo karşısında yapılacak şey tüm Avrupa'da olduğu gibi konuya parlamentonun el koyması ve 20 yıllık bu örtüyü kaldırması. Bu yapılmazsa anlaşılan daha yıllarca her karanlık olayda kontrgerillayı tartışmaya devam edeceğiz. Kendilerini, ezilenlere özgürlük şiarı verdiler. Gelenek ve onurun üstüne tutan...